ameliliğin okunmuş versiyonu diyorlar. Doğru mu? Doğru mu reis? Doğru mu? Doğru mu Leo? Maalesef. Gökberk, Furkan, Unistart'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz liseden arkadaşlarımız bize üniversite ve üniversite yaşamına dair sorular soruyorlar. Biz de burada onların muhataplarıyla buluşturuyoruz. Sizden de değerli cevaplarınızı alıyoruz. Bugün inşaat mühendisliği bölümünü çekeceğiz. Arkadaşlarımızdan soru topladık, onları derledik, toparladık, düzenledik. Soruları hazırladık. Şimdi hazırsanız sorularınız geliyor. Hazırız. Hazır. Genel olarak özel sektörde çalışma şartları nelerdir? Özel sektör en azından bizim bölümümüz için, bizim sektörümüz için bayağı sıkıntı. Hani bir tane stajımı yaptım, diğerini de yapmaya devam ediyorum. Yani haftada, iki haftada 13 gün çalışıp bir gün tatil yapabiliyorsun. Şantiyede böyle. Yani ofis kısmını çok bilmiyorum ama ofise geçmek için de bir şantiyede yoğrulman gerekiyor diyorlar. Tabii devletin bir tık daha rahatlığı var ama devlete çok yükselemiyorsun. Özelde yükselme imkanın var. Ama gençlik yıllarında seni bayağı yıpratıyor özel sektör. Saha olayı bir inşaat mühendisi için biraz daha farklı, sıkıntılı. Tabii çalıştığın firmaya göre, hani olduğun yani yere göre kesin değişir. Çalıştığın saatler evet bir belirli ama aslında belirli değil. Ne? Çünkü özel sektörde bir mühendis, bir işçi her zaman hani çalışır saatin üstüne çıkabiliyor. Bu sadece mühendis için geçerli değil, işçi için de geçerli. Akşam 7'de çıkacağım diye plan yaparken birden bir sıkıntı çıkabiliyor. Herhangi bir acil durum olabiliyor. Veya hani bir iş bitmiyor, çıkamazsın. Orada bulunmak zorundasın. Veya bekarsın. Bunu özellikle bekar mühendisler için yapıyorlar. Gece vardiyalarında, gece beton dökümlerine çağırıyorlar seni. Hani gitmek zorundasın. Hani gitmeme gibi bir şansın yok. Çünkü gitmediğin zaman orada bulunamazsın, barınamazsın. Zaten bunu ilk başta geçti sana söylüyorlar. Yani ve sahanın en sıkıntılı yanlarından bir tanesi de şu. Toz toprak inanılmaz derece kötü. Yani sabah böyle tertemiz bir şekilde işe gidip, hani tamam diyorsun böyle, giriyorsun içeriye. Ama saat, bir saat geçiyor. Çok bir şey değil. Bir saat içerisinde geldiğin halden o kadar çok daha kötü bir hale bürünüyorsun ki. Yani toz, toprak, çamur, akıl gelecek her şey. Bunlar bayağı sıkıntıya sokuyor. Ofiste durum nasıl? Ofiste şöyle şimdi, şantiyede bir kere kesinlikle durumlar çok çok daha zor. Ofis ortamında işin durumuna göre, mesela ihalelerin yapıldığı dönemlerde mesela, işler çok daha yoğun, yani çok daha fazla çalışman gerekiyor. Yine hani eve gittiğinde iş kalabiliyor, mesai yapabiliyorsun ama belli bir dönemde boşluklar olabiliyor. Mesleki anlamda yaratıcılığımızı ne kadar ortaya koyabiliriz, ne kadar izin verirler? Çok az. Çünkü planla, projedeki olanlarla sahadaki birbirini tutmuyor. Projede, bize derslerimizde milimetre hesabı yapıyorduk. 5 milimetrenin, 2 milimetrenin, 3 milimetrenin hesabını yapıyoruz. Ama iş gerçekten sahaya geldiği zaman 5 santim, 10 santim adamlar diyorlar ki önemli değil. Bir şey olmaz. Olabilir yani bu diyor. Şimdi böyle olduğu zaman sen orada hani ne 5 milimi söyleyebilirsin ne veya hani kendi yaratıcılıklanabilirsin. Tabii ki herhangi bir durumda kendi bilgini, hani ufak tefek hani bazı çıkacak sorunlara karşı önlemlerini yapabilirsin. Ama hani işi yavaşlatacaksan, eğer ki işi biraz geciktireceksen, mesela bunu şöyle yapalım, hani daha doğru dersen iş bir gün, iki gün gecikebilir. Buna isim vermezler. Çok gerekmediği sürece onu yaptırmazlar sana. Tutarlar seni. Sen de mecbur durmak zorunda kalırsın. Çünkü hani daha demin de bahsettiğim gibi bir çalışansın sen orada. Bir yere kadar bir şeyler yapabiliyorsun. Onun dışında yine mesleğinin bilgilerini falan yani sahada çok fazla kullanamıyorsun. Sizin yaratıcılığınıza gerek var mı? Ya bizim şantiyede şöyle katkımız olabilir mesela. Olaylara karşı pratik çözümler sunarak kendi tecrübelerini yansıtırsan öyle bir katkımız olabilir. Onun dışında hani mimarlar gibi tasarım konusunda farklılık yapamıyoruz. Ofis ortamında yaratıcılığınızı gösterebiliyor musunuz? Ofis ortamında yani ofisine göre değişebilir şimdi. Proje yönetim ofisi var ya da onun dışında tasarımların yapıldığı, BIM programlarının kullanıldığı ofisler var. Proje yönetim kısmında çok kullanamıyorsun bunu. Çünkü genelde ofis programlarıyla, proje yönetim programlarıyla uğraşıyorsun. O yüzden onu katamıyorsun. İşe alınırken aranan özellikler neler? Eğer ki sahada çalışacaksanız, birincisi ağzınızın laf yapması. İş alırken büyük ihtimal işveren, siz de muhatap olan kişi buna çok dikkat edecek. Hani senin bir şeyleri kontrol altına alabiliyor musun? Bir şeylere sözünü geçirebiliyor musun? Farklı kişilerle iletişimini düzgün kurabiliyor musun? Gerekiyor işçisiyle, gerekiyor formeliyle, gerekiyor ustasıyla, diğer mühendislerle herkese muhatap olman gerekiyor. Bir iş geciktiği zaman onu yaptırman gerekiyor. Sorun çıktığı zaman onu çözmen gerekiyor. Ve bunun dışında tecrübe çok bakılıyor işe alınırken. Yani tecrübesi mühendisi çok fazla iş almak istemiyorlar. Hani tabii ki düşük ücret vermek için iş almak isteyenler var. Yeni mezun olan. Aynen. Yeni mezun olan. Onun dışında tecrübe cidden anlamda
önem kazanıyor ve tecrübe kazandığın yer. Büyük projelerde, mega projelerde bir çalışmışsan, oralarda tecrübe etmişsen, orada gördüğün şeyler sana çok fazla şey katıyor. İşe girerken temel mühendislik bilgilerinin iyi olması lazım yani. Böyle ayrıntılı bir şekilde sormazlar ama hani senin yine bir inşaat mühendisi olup olmadığını yoklarlar. Bir inşaat mühendisinin bilmesi gereken programlar neler mesela? BIM bazlı programlar. Bunlar BIM ne abi? Building Information Management. Yapı kısmındaysa mesela hani SAP 2000 bilmese onun için iyi olabilir. Revit kesinlikle yani. Revit'i biliyorsa çok büyük bir artı. AutoCAD zaten Allah'ın emri. Ameliliğin okunmuş versiyonu diyorlar. Doğru mu? Doğru mu reis? Doğru mu? Doğru mu Leo? Maalesef. Yani... Koldaki yanıtları göster bana. Koldaki yanıtları göster. Allah'ım. Sen de onlara girmeyin. Daha var onları. Herhalde lan. Klasik bize sunumlarda böyle meslekleri sunumunu yaparlarken böyle inşaat mühendisliğinde bir fotoğraf çıkardı karşımıza. Hatta bizim arkadaşlarımızla çok konuştuk. Böyle karşıda böyle güzel böyle bir gökdelen var. Böyle beyaz böyle bir mühendis ya da böyle bir mimar böyle projeye bakıyor uzaktan. Bize bunu gösterdiler. Yani, tabii ki böyle olduğunu biliyorduk ama aklımda hep bu vardı benimki seçerken. Ama sonra tabii girdik bölüme. Görmeye başladık bir şeyleri. Ya dedik bir sıkıntı var bu işlerde. İlk stajı bölüme gittim. Yani girdim. Toz geldiği zaman böyle paçalarıma veya bir yere böyle nasıl hemen temizliyorum onu. İnanılmaz derecede. Baktım böyle aradan bir gün iki gün geçti. Toz toprak işini ama hiç koymuyor bana. Baktım böyle inanılmaz girilmeyecek yerlere giriyorum. Hani hiç buna gocunmuyorum. Yani işlerle aynı yerdeyim. Yurt dışında denkliği var mı? Yani mezun olunca diplomanız yurt dışında geçerli mi? Bizim okul için geçerli evet. Okulunu söyle istersen. Yıldız Teknik Üniversitesi. Aynı şekilde İTÜ için de geçerli. Rusya ve Çin dışı çok fazla yurt dışı imkanı var mı? Çin'de ben o kadar imkan olduğunu bilmiyordum. Ben de açıkçası. Onun dışında Kuzey Afrika'da imkanlar var. Evet. Orta Asya, Orta Asya, Kuzey Afrika, Arap Endonezya, ülkeleri. Evet. Avrupa'da çok oluyor mu? Yok. Avrupa'da evet. Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Bir kere bölüme girerken düşündüğüm işi kesinlikle yapmıyorum. Hani inşaat mühendisi deyince ben aklıma hani böyle proje çizeceğiz ve işte projede çok söz sahibi olacağız. Proje bizim önümüze geliyor. Biz gidiyoruz, imalatını kontrol ediyoruz. Projeye uygun yapılmış mı, yapamamış mı? Bunun kontrolünü yapıyorsun. Ustayla konuşuyorsun, ustaya anlatıyorsun. Saha, proje ve ofis olarak üç parça ayırabiliriz yani. Bunu saha mühendisi, yani ofis mühendisi ve proje mühendisi şeklinde. Bizim okulumuzda Yıldız Teknik'te daha çok bir projeci yetiştirme dalsıyla bir eğitim veriliyor. Hani sürekli proje derslerimiz var, hesap kitap yapıyoruz. Ama işin özünde projeci olmak cidden çok zor. Yani bunun için çok çaba sarf etmek gerekiyor. Çok fazla kesene uğraşmak gerekiyor. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Saha mühendisi olarak da. Yani saha için benim şöyle bir tabirim var. Sahada işçiye ve ustaya tam güven olmadığı için başına mühendis koyuyorlar. İşin doğru yapılıp yapılmadığını teyit etmeni istiyorlar. Ve sana sorumluluk yüklüyorlar. Oradaki çıkacak sıkıntıdan sen sorumlusun diyorlar. Ve bu yüzden sen de işin doğru yapıp yapılmadığını kontrol ediyorsun. Bizimle mi uğraşıyorsunuz yoksa müteahhitlik gibi mi çalışıyorsunuz? İkisi de değil bence. İkisi de değil. Çizimle çok fazla uğraştığımız söylenmez. Çünkü çizim bir şey yapmıyoruz. Evet, dediğim iddialı daha demin de kesin orada söylediğim gibi. Eğer bir projeci olursan çizimle uğraşırsın. Hani projeyi tasarlarsın, ona göre hesaplarını yaparsın. O ayrı. Ama eğer ki diğer türlü bir alanda çalışacak olursam, olan projenin yürütülmesini, bunun işleyişini, her türlü bakımdan, hani gelir gider dengesini, zaman sürecini, her bakımdan senden sorumlu bu proje. Kadınlar için uygun bir meslek mi? Tabii ki yapabilirler. Sonuçta işin temeli mühendislik ve insanlara söz geçirebilme bir noktada. O yüzden hani bunun kadınla erkek olarak ayrılması saçma olur. Aslında göbeklikleri doğru. Ama bence kadınlar uygun meslek değil. Yani işin içine baktığım zaman şantiye ortamını düşünüyorum. Yani çok kadınlık bir yer değil. Çünkü birincisi çevre koşulları, iletişim, yaptığım iş, yapılan iş, güvenlik. Hani bunların hepsini her bakımdan düşündüğünüz zaman hani bazı işçilerin bakış açısı çok farklı olabiliyor. Okurken en zorlandığınız konu neydi? Ben şöyle söyleyeyim. İnşaat mühendisliğinin ilk iki sınıfında çok zorlanmadım. Üçüncü sınıf ve dördüncü sınıfta hani bölüme yönelik teorik dersler sunulunca projeler, ödevler, üst üste gelen işte sınavlar olsun. En çok beni yoran bu oldu. Belli bir dönemden sonra yoğunluk başlıyor ve hani bunun yönetimi sana kalıyor, zorlanabiliyorsun. Hani bir hafta öncesinden mecbur çalışmaya başlaman lazım. Ya çalışmasan zaten biter. Hani o ders kalır yani. Böyle belli bir yerden sonra inanılmaz bir de boğuyor. Projeler keza aynı şekilde. Yani projelerle uğraşmak, onu yap, o net, o olmuş, olmamış. Yani bir ton sıkıntı. O zaman cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz, geldiniz.
Ayaklarınıza sağlık. Kıyamet koparmış. Abone olmayı unutmayın. Evet, bir kanala abone olun falan diyeyim bari. Değil mi ya? Abi onu hiç sevmiyorum ya. Dedeler depo kısmını geçiyorum ben. Ben onu demeyeyim ya. Sen de şuradan sen... likeleyebiliriz. Şuradan abone olabilirsiniz. Teşekkürler abi. Sağ yeter. Kadınlar için uygun bir meslek mi? Hayır. Hayır, kesinlikle. Kadınlar için uygun bir meslek mi? Tabii ki yapabilirler.